Ablana alışmıştın tabii değil mi? Evet. İkimizin arasında daha iyi uyudum. Onsuz uyuyamıyorum. Biliyorum ama ne yapalım? Alışmak zorundasın. Ben alışmak istemiyorum. Kızlar yardım edin. Sera? Ne oldu sana böyle? Deniz kızı oldum. Niye böyle oldun? Uzun hikaye, Hades'in yüzünden. Daha sonra anlatırım. Ya bir an önce kurumam gerekiyor kızlar. Yoksa bu halde topluya gidemem. Sezon'a balık kızı olmuş. Nazlıcık, deniz kızı. Selim, bana kurutma makinesi bulabilir misin? Tamam. Selim, bu arada Leyla nerede? İşte o daha uzun bir hikaye Selena. Sen kuru anlatırız. Ben de kapıyı kapatayım. Tamam. Acele edin. Bir an önce kurumalıyım. Tamam. Aynı filmlerdeki gibi yani. Gecekondu mahallesine yemeğe gelmişiz yumurtayı. Ay inanamıyorum. Ay inanamıyorum sana Ekrem gerçekten. Ya yemeğe diye gittirdin beni. Şu hale bak aç kaldım. Aslıcığım niye aç kalasın? Bak ne güzel sahanda yumurta var. Kahvaltılıklar var. Yesene. Yemem ben bunu. Yemem böyle sahanda yumurta falan. Ay aç kaldım işte aç. Hem bunda deli dana vardır. Deli dana? Yumurtada mı? Evet. Ay yani deli tavuk olabilir. Ay aşk olsun Ekrem. Yani bunca rezaletin içerisinde bir kelime için beni kırıyorsun öyle mi? Efendim ne deseniz haklısınız gerçekten. Şimdi hani Esra da yok. Ben hani bu kadar yapabildim ama gerçekten telafi etmeye hazırım yani sonra. Aman sus sen, sen hiç konuşma. Yani insan böyle mi davranır? Ha? Madem Esra yok insan der ki Ekrem Bey, Aslı Hanım size böyle doğru düzgün bir sofra hazırlayamadım. Gelin sizi şöyle boğaz manzaralı bir yerde yemeği götüreyim falan derdim. Yok öyle bakıyor bakıyor. Aslıcığım. Yumurtanı yemiyorsan yiyebilir miyim? Hayır, yiyeceğim canım. Yani yemeği deneyeceğim. İnşallah zehirlenmem. Efendim gerçekten yani hakikaten bunu saymıyorum. Ben bu sefer olmadı ama hani Esra'nın da olduğu bir zaman şöyle güzel bir sofra kurarız. Hemen bunu telafi ederiz saymıyoruz. Güzel bir yemek yeriz Ekrem Bey. Aman aman kalsın. Ben bir daha bu eve adımı bile atmam Ekrem'cim. Hem bir şey söyleyeyim mi sana? Kıza da böyle zeytin, peynir, yumurta falan yediriyorsan iki günde terk eder seni postala hadi der. Aslıcığım ayrıca Zülfikar ne zamandır akşam kahvaltısı etmemiştik özlemişiz. Benim çok hoşuma gitti. Aslıcığım sen bu arada Zülfikar'lara aldığımız hediyeyi verecek misin? Efendim ne zahmet ettiniz gerçekten gerek yok. Gerek yokmuş Ekrem'cim hadi boş ver. Aslı versene hediyeyi. Canım şimdi ben şu köşeye bıraktım. Biz gittikten sonra açar şimdi bizim yanımızda mahcup olmasın. Aslıcığım verir misin hediyeni? Veririm hediyelerini. Al Zülfikar'cığım. Yani ben şimdi düşünüp taşınıp sizin ihtiyacınız olan bir şey almak istedim. İnşallah evinizde yoktur. Güle güle kullanırsınız. Vallahi efendim zahmete girmişsiniz ya. Aa ne güzel. Mutfak robotu falan mı aldın? Gibi. Yani lazım böyle. Her eve lazım bir şey yani. Çok teşekkürler. Arama arama. Hediye o elindeki. Vallahi çok teşekkür ederim efendim. Tam elime göre yani. Aslı. Ala ala ceviz kıracağımı aldın. Evet canım. Beğendin değil mi sen de? Sen dedin ya bana böyle ihtiyaçları olan bir şey al diye. Ben de düşünüp taşındım. Ay ne olabilir yani bu yeni evli çiftin. Ceviz kıracağım. Çok iyi fikir yani. Evlerinde de yoktur. Hem bunlar yeni evli biliyorsun. Daha bir sürü ceviz kıracaklar. Hayır onu geçtim. Gerçekten ceviz kıracak olsalar yani. Dişleri yemir kırsın çocuklar. Kırılır yeter. Daha genç bunlar değil mi? Aslıcığım. Paranın geri kalanıyla aldığın ziyneti verir misin? Belki götürür onu bozdurur da gerçekten ihtiyaçları olan bir şey alır çocuklar. Ziynet derken sen altını diyorsun. İyi altın aldınsa daha iyi daha kolay bozdururlar hadi ver. Şimdi hemen mi? Yok canım bekle geleceksen evlilik yıl dönümlerinde verirsin. Ha iyi o zaman Zülfikar'cığım artık kusura bakma. Aslıcığım verir misin bilezik mi aldın ne aldınsa? Olarak böyle bilezik değil de işte yani altın sonuçta. Zülfikar'cığım yani biz senin düğününe gelemedik biliyorsun çok apar topar oldu. Ben şunu şöyle takayım bir de maşallah yazısı getirecektim böyle ama. Gerçekten gerek yok kalabilirsiniz de yani. Tamam sen tak sonra ben alırım. Aslı mutfağa gelir misin benimle bir dakika? Gelirim canım ama fare falan vardır. Fareler benden korkar gelir misin? Tamam canım bağırma ama yani psikolojik şiddet uyguluyorsun. Ya.
Aslıcan? Ne? Bu mudur yani? Ne bu mudur yani Ekremciğim? Aslı, ben sana tam 2000 lira verdim. Bu çocuklara ev hediyesi al, kalanıyla da bir ziynet al diye. Ne yaptın o parayı? Evet. Evet'i ne Aslı'cığım? Aldığın altın olsa olsa 60-70 lira. Ay Ekrem, bağırma bana lütfen canım. Hem senin dünyadan haberin yok biliyor musun? Global kriz var diyorum sana. Borsalar tepi taklak, hayatım altında fiyatla böyle birden fırlamış yani. Altın bir günde 25 kat fırlayacak ve önünde ekonomi ekranı hep açık olan ben bunu fark etmeyeceğim öyle mi? Evet canım. Zaten biliyorsun bunlar böyle anlık şeyler. Böyle televizyonun kafanı çeviriyorsa altın fırlayabiliyor. Öyle olmuş. Aslı. Hayatım tamam. Ben sana doğrusunu söyleyeyim en iyisi. Şey olmuş aslında. Yani şimdi altının fiyatı böyle fırlamamış. Ne olmuş biliyor musun? Ceviz kıracakları pahalanmış. Ceviz kıracağı mı? Evet hayatım. Ceviz kıracağı. Ben de ilk önce böyle bana söylediklerini çok şaşırdım ya. Ceviz kıracağı mı falan dedim ama sonra sebebini anlattılar, hak verdim. Şey olmuş bu şimdi. Ceviz bu sene çok fazla imiş yani. Onlar da böyle New York borsasında o ceviz kıracağı fiyatları böyle vurmuş tavana. Öyle olunca ay düşünebiliyor musun? Şu kadar kerpeten gibi bir şey yani. 1900 bilmem kaç bin YTL yani. Ay dedim ama yani Zülfikar'a değer dedim. Aldım yani. Oh. Ne ohu? Bak, sana son kez soruyorum. Ne yaptın o parayla? Cevap veriyorum, yanıt yok. Neyse, son kez soruyorum dedim. Bir daha sormazsın herhalde değil mi? Hadi salona geçelim. Gerçi salonlara benzemiyor orası ama. Hadi. Aslı, delirtme beni Allah aşkına. Söyleyecek misin? Tamam Ekremciğim. Gerçeği söylüyorum şimdi. Şey ya. Çanta aldım. Ne var İlker? Ne var bunda? Çanta. Ah! Biliyordum o çantanın yeni olduğunu ben. Anladın ama değil mi? Böyle zaten bas bas bağırıyor yeniyim ben. Ay nasıl güzel ama değil mi? Bir sürü gözü var biliyorsun Ekrem. Kızdın sen. İşe yarıyor galiba. Olamaz. Kim o? Dilenci mi o? Şaka şaka ben zengin kıvılcım. Ya kapını ekleyin ki açsanıza. Yoksa yüzündeki sevdelerimi sıkıyorsun. Sakın açmayın. Tamam tamam. Ya Kıvılcım gitsene sen buradan. Şu anda müsait değilim. Ya çok az kaldı. Biraz daha oyalamalısın. Bir iki dakika daha idare edebilirim herhalde. Ya açsana kapıyı ya. Annem ben gelince söyleyeceğim. İçeride sigara içiyorsunuz değil mi? Sigara içmediğimizi sen de çok iyi biliyorsun. Kapını kilitle o zaman. Ben de ne saklıyorsunuz? Göz zevkimizi. Çünkü seni görünce bozulacak. Ya ama göz neden çalışıyor? Ya sana ne bundan? Sherlock Holmes mu kesildin başımıza? Yoksa içeri bir şeyler mi döktünüz? Ben bunu anneme gidince söylemez miyim ben? Yoksa içeri içki mi içiyorsunuz? Kıvılcım saçmalama diyeceğim ama bunun imkansız olduğunu bildiğim için söylemiyorum. Ya açsana kapıyı ya. İçeride içki içiyorsunuz biliyorum ben. Aç. İşte oluyor. Oh nihayet. Neyse kızlar artık kapıyı açabiliriz. Peki Kıvılcım'a ne diyeceğiz? Hallederiz. Ne var Kıvılcım? Ne istiyorsun? Çekil önden. Nereye sattın o içkileri? Çabuk söyle. Neredeler? Kıvılcım saçlarımı kurutuyordum ben. Kapı niye kilitliydi o zaman? 2 saattir kapının önünde bekliyorum ben. Sana uyurken pislik yapmak zorunda bırakıp benim uykumu bölmeye ne hakkım var acaba? Senden nasıl intikam alacağım ben şimdi? Kıvılcım sen zaten şu anda varlığınla bizden intikam alıyorsun anladın mı? Ne istiyorsan al git işte. Ay ben de sana çok meraklıydım zaten. Bu ıslak saçlarımla o halka filmdeki karaktere benzemişsin. O kuyudan çıkan kızın tipi var ya aynı senin tip yani. Neyse ben Leyla'cığımı daha fazla bekletmeyeyim çekil. Zeme. Hadi iyi geceler. Yardımınız için sağ olun kızlar. Önemli değil. Şuraya bak ya. Saat kaç oldu hanımefendi hala yok. Lan Ekrem Beylere de rezil olduk. Evli bir kadın. Yanında kocası yokken bu saatte ne kadar dışarıda ne işi var ya? Lan evli barklı insan zaten bu saate kadar niye dışarıda dolaşıyorsun ki? Kocan da yok yanında. E tabi kocası yok. Kocası başçavuşun eşeği burada da o yüzden yok. Hop hop eşek meşek ayıp oluyor ama. Eğer kulaklarıma diyorsan. Bir dakika ne yapıyorum ben ya? O beni görmüyor ki. Neyse neyse. Biz işimize dönelim. Hem iş yemeğinde oldu ne malum. Bunun iş yemeğinde olduğu da belli değil ki. Bu saate kadar iş yemeği mi olur be? Ya zaten bu saate kadar süren iş yemeği mi olur ya?
Acaba Esra şirketteki arkadaşlarıyla eğleniyor olmasın? Bu şirketteki arkadaşlarıyla eğleniyor olmasın? Açmıyor bak işte, açmıyor. Niye açmıyor? Neden olacak? Sana yalan söyledi de ondan. Alo. Alo Esra. Esra neredesin ya? Ha? Hangi kapı? Canım ne oldu? Niye aradın? Aradım öyle, merak ettim ya şu iş yemeği nasıl geçti diye. Gerçi ben pek anlamam iş yemeklerinden de. Zülfikar hala kaldığımız yerde misin sen? Aa! Sana hala kaldığım yerde otluyor musun diyor. Ne demek öyle ya kaldığımız yer falan? Ha? Bıraktığım yerde otluyorsun mu demek istiyorsun? Zülfikar ne olur çok yorgunum. Vay be yorgunsun ha. Niye yoruldun ya, ne oldu? Kötü mü geçti yemek yoksa? Ne yedirdiniz Japonlara? Ben söyleyeyim istersen. Yağda yumurta, birkaç dilim domates, beyaz peynir, iki çeşit reçel. Ha? Yok pardon, bunlar benim patronumun yedikleri. Hani sen yoktun, onlar ilk kez buraya geldiler. Ben ağırladım ya onlar işte. Zülfikar çok yorgunum. Bunları sabah konuşsak. Ben yatıyorum, iyi geceler. Konuşuruz. Çok güzel. Ben yarın sabah tekrar geleyim buraya. Evet. Bu oyunun ikinci perdesi çok daha zevkli olacak. Demek Leyla ile kavgalısınız. Evet, hem de öyle böyle değil. Neden böyle oldu peki? Ya biz sürekli birlikteyiz. Yani yapışık üçüzler gibiyiz. Ya bilmiyorum, belki de bu yüzden birbirimizin hayatlarına çok fazla müdahale ediyoruz. Ya kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum Selena. Hani sanki bütün sevdiğim insanlar benden tek tek uzaklaşıyor. Öyle deme Selin'cim. Bak emin ol, seni gerçekten seven insanlar hep sana daha çok kızanlardır. Ya bilmiyorum. Sanki bu sefer farklı gibi. Ama neyse, hani ben bunu halledebileceğimize eminim. Önemli olan zaten bunu söyleyebiliyor olman. Eminim halledeceksiniz. Ama sonuçta şu anda Leyla Kıvılcım'ın odasında ve Ozan da tamamen kendi halinde. Dediğin gibi ben halledebileceğine inanıyorum. Ama yine de yardıma ihtiyacın olursa, konuşmak istersen ben hep yanındayım, onu bil, olur mu? Biliyorum, çok teşekkürler. Peki sen ne yaptın? Hani senin durumlar nasıl? Burak'tan mı bahsedelim, aşktan mı? Yani senin için ikisi hala ayrı konularsa o zaman hala bir sorun var. Bilmiyorum ki. Yani aslında Burak iyi biri, bunu biliyorum. Yani aslında bildiğim tek şey bu. İyi ve kötü hakkındaki her şeyi biliyorum. Ama aşkı hissedemiyorum. Ne bileyim, belki de yani belki de bu kadar çok şey yaşattıktan sonra belki de hissetmemem daha iyi. Selin abla, bana süt getirir misin? Tabii Nazlıcığım. Selena, adamları nasıl barıştırabilirim? Leyla ablamın önce, uyuyamıyorum. Nazlıcığım, emin ol onların bir an önce barışmasını ben de çok istiyorum. Sanırım bu onların elinde olan bir şey. Peki şiir yapsam, onlar barışsa olmuyor mu? Maalesef. Yani bunun doğru olduğunu düşünmüyorum tatlım. Çünkü şiir sadece geçici bir çözüm olur. Onların birbirlerini iyice anlamaları gerekiyor. Ama istersen sen bir çözüm bulabilirsin. Peki ne yapmalıyım? Yani akıllıca düşünürsen eminim bunu yapabilirsin. Çünkü onları en iyi tanıyan sensin. Galiba anlıyorum. Leyla ablan olmadan uyumakta zorlanıyorsan ben sana güzel bir masal anlatabilirim. Olur. Tamam o zaman. Hadi yat bakalım. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Selena. Selena. Günaydın. Günaydın mı? Daha bir kahvaltı bile hazırlamamış be. Saat kaç olmuş? Kahvaltı yok mu? Çok geç kalktım hayatım. Kahvaltı hazırlarsam işe geç kalırım. Ya gördün mü? İşi yüzünden evini ihmal etmeye başladı. Doğru. Önce iş değil mi? Ev hayatı sonra geliyor. Zülfikar ne olur tartışmayalım yine sabah sabah. Ya yalan mı söylüyorum Esra? İşine gösterdiğin özenin onda birini evine gösterip bir çay koymak zor geliyor ya. Bir çay yüzünden tartışma çıkarttığına inanamıyorum Zülfikar. Ya hayır, bir çay yüzünden değil. Ben de kalkıp hazırlarım kahvaltıyı. Çayı da koyarım. Ben oralarda değilim. Mesele öncelikler. İş hayatını, ev hayatını beraber yürütemiyorsan bir tercih yaparsın, olur biter canım. Hayat öyle reklamlardaki gibi çocuk da yaparım kariyerde diye geçmiyor. Sen akşam kaçta geldin eve, farkında mısın?
Farkındayım, saat 12'ydi. Yalan söylüyor. Ben baktım saate. 12'yi 3 geçiyordu. Hayır efendim, 12'yi 3 geçiyordu bir kere. Özür dilerim. Kül kedisi olduğumu unutmuşum lordum. Bundan sonra saat 12 olmadan eve gelirim. Böylelikle de arabam balkabanla dönüşmemiş olur. Balkaba, çok güzel espri. Ama sen konuyu değiştirmesine izin verme. Esra, bak ben espri yapmıyorum. Senin ne işin vardı o saate kadar dışarıda? Zülfikar, biliyorsun iş yemeğiydi ve çok önemli bir yemekti benim için. Rezil mi olsaydım patronuma? Ha doğru. Sen patronuna rezil olamıyorsun ama biz patronumuza Ekrem Bey'e rezil olabiliyoruz, öyle mi? Niye? Benim 3 katım maaş aldığım için mi? Sorun bu mu Zülfikar? Sorun iyi bir işte çalışıyor olmam mı? Hem ne malum patronuna yemeğe gittiğin. Ben seni nereden bileceğim patronla yemeğe gittiğini, ha? Ne demek o öyle? Evet, ya arkadaşlarınla eğlenmeye gittiysen? Zülfikar, sen ne dediğinin farkında mısın? Arkadaşlarımla eğlenmeye gitsem seni niye çağırmayayım ki? Ya bilmiyorum artık. Kısmetini kapatacağım diye mi korktun? Ne yaptıysan? Zülfikar, saçmalıyorsun. Bir daha bu saatte gelsin, görür o saçmalamayı. Sen bir daha o saatte eve gel de bakalım kim saçmalıyor, göreceğiz. Kusura bakmayın Zülfikar Bey. Gerekirse yine geç gelirim. Aa! Sana meydan okuyor bu açıkça be. Gelemezsin efendim. Geç falan gelemezsin. Burası Dingo'nun ağrı değil. Evli bir kadınsan ona göre davranacaksın. Kocamdan önce eve geleceksin. Kimsenin karışmadığı bir saatte girmek istiyorsan gidip annenle yaşarsın. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Sevdiğim adam bu olamaz. İnan inan. Sevdiğin adam bu. Evet, görev tamamlandı. Ya Zülfikar Efendi, alamet kader aşkını bozmak neymiş anlamışsındır. Bu sana bir ders olsun. Atıda Mary filmine öğleden sonra 3.30'a 5 tane bilet istiyorum. Saat 3.30 matinesine 5 tane öğrenci. Buyurun küçük hanım. Saygıdeğer majesteleri Düşeş Hanım, Fahri Zekeriya Köy Düşeş'i Lady Aslı Aykar Hanım Efendi'nin hizmetçisi, Kader Yıldız Hanım Efendi geldiler efendim. Ay çağır çağır, çabuk gelsin. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. İyi günler Almanlı Hanım. Düşeş Hanım. İyi günler Düşeş Hanım. Hı. Majesteleri, size bir şey sorabilir miyim acaba? He. Yani bugüne kadar bu sarayın, ama pardon, okulun bütün temizlik işlemlerini ben yapmıştım. He. Ondan sonra ama neden bu kadıncağızı şey yaptınız, aldınız? Yani majestem olmasaydı size teessüf ederdim ya. Aa! Saçmalama idiot. Sen becerebilseydin zaten çağırmazdın. Geçen gün camı temizlerken düştüğünü ne çabuk unuttun. Biliyorum, unutmadım, hatırlıyorum ama o gün pencerede bir içeri bir dışarı derken... Dışarısını içerisi zannetmişim. Bir baktım gübürlü aşağıdayım. Zemin kattaymışım Allah'tan. Ay Allah'ım yarabbim. Tamam tamam tamam. Yeter. Yeter, uzatma. Hadi sen git temizlik malzemelerini git. Hadi. Peki baş bile efendim. Ah. Ay! Çabuk tak çabuk. Ne kadar çok benziyorsunuz babanız mı? Aa. Sayılır. Aslında evet. Kaşlar. Ay gözler. Ay burun. Ay burun tıpkı ben. Yani çok benziyoruz. Ya. Ay canım. Bak nasıl benziyoruz. Aynen. Müsait misin? Müsaitim Nazlıcığım. Nasılsın bakalım? İyiyim. Sen nasılsın? Bildiğin gibi işte ya. Ablanla biliyorsun biraz aramız açık. Biliyorum. Ben de o duruma çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ya ben sana bir şey soracaktım. Sor bakalım. Atatürk'ün filmine 2 tane bilet aldım. Ya senin ablanla gidecektim ama iş çıktı. Ya elimde de bir tane boşta bilet kalıyor.
sen gelir misin diye soracaktım. Gelirim tabii ya. Ata Demirel'in filmini ben aylardır bekliyorum. İnternetten falan bakıyordum hep. Gidiyoruz o zaman. Çok sağ ol o zaman. Ben sana bileti vereyim. tamam o zaman 3:30'da sinemanın önünde buluşuyoruz. Tamam, çok sağ ol geldiğin için. Ne demek Nazlıcığım. Tamam hadi görüşürüz. İşte burası. Aa Kader abla. Aa vallahi Kader abla. Bildiğin duruyor yani. Ne haber? Kızlar. Sizin burada ne işiniz var? Yaylanarak dışarı çabuk. Yaylan. 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 Temizliğe buradan başlayacaksın. Daha sonra koridor, sınıf camları hepsinin tertemiz olmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Baş üstüne Düşeş Hanım. Düşeş Hanım. Düşes. Ha, evet. Düşes diyemiyorsan majesteleri de. Baş üstüne majesteleri hanım. Hanım yok. Sadece majesteleri. Çatlak ne bu da? Efendim? Baş üstüne sadece majesteleri diyor. Hadi bakalım başla. Nasıl yapacaksın bir göreyim. Peki hemen başlayayım. Hadi sadece majesteleri. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Ay, ay şaka galiba bu. Ay bu ne? Affedersiniz. Ben temizlik yaparken türkü söylemeye bayılırım da bir sakıncası yok ya. Ay var sakıncası. Bir York düşesinin, ay beni de şaşırttın. Bir York düşesinin okulunda halk türkü söylemek de ne demek? Ay bir gören olsa, bir duyan olsa rezil oluruz yani. Ya tabii, türkü söylüyoruz diye hapse bile atarlar maazallah. Efendim? Şey diyorum, ben türkü söyleyerek işime daha iyi konsantre oluyorum da o yüzden. Olmaz, yok. Türkü olmaz. İlla bir şey söyleyeceksen, Jingle Bells'ı söyle. Jingle ne? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. İşte böyle. Hadi şimdi sen söyle. Peki. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Ah tamam tamam yeter. Sözleri kapmışsın. Müziği de biraz çalışırsan olur. Hadi sen başla. Ben sonra sana tekrar bakarım. Başla. Sahiden çatlak bu kadın ya. Küçükken attan mı düştü nedir? Neyse ben işime bakayım. Sabahtan beri de çınlıyor ya kulaklarım. Ulan aramet onu kulaklardan kurtulamadık ya. Neyse Allah'tan bulduk şu şapkayı da kulakları kapattık. Benim a**k gibi oldu ya. Bütün karizma ayaklar altına alındı ya. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Amanın bu ses, bu hafsire güzellik. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Kolay gelsin bayan. Sağ ol, eksik olma. İnanın bana, türküyü çırptığınız andan itibaren göğüs kıllarım dahil tüm tüylerim diken diken oldu. Eğer izin verirseniz sizi kendimle tanıştırayım. Ben Aydemir, beden hocası. Ama siz isterseniz Aydemir diyebilirsiniz. Aydemir mi? Estağfurullah. Çok komiksiniz. Normalde bu kadar komik değilimdir. Sadece sizin gibi güzel bayanların yanında komik olurum. Normal ortamlarda lovboluktan pek hoşlanmam. Bu arada siz adınızı bağışlamadınız. Kader. Kader? Ne manada bu kader? Kader mi ne manaya geliyor? Kader işte, kader. Ha, bildiğimiz alın yazısı anlamında. Kader, ne güzel bir kader. Kader Hanım. Alamet Bey. Selin abla. Efendim Nazlıcığım. Dalmışsın. İyi, şöyle ben de kitaplara bakıyorum. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Öğleden sonra sinemaya gideceğim. 2 tane biletim var. Kimse bende gelmiyor. Sen gelir misin? Gelirim tabii.
Ama sonra Leyla ablam beni çağırmadınız falan demesin. Yok, bir şey demez. Ben ona söyledim. Ödevim var, gelemem dedi. Öyle mi? Bahane uydurmuş yani. Olsun. Ben gelirim seninle. Hem çok eğleniriz. Tamam, ben sana bilet vereyim. Benim şimdi gitmem lazım. Salonda görüşürüz. Görüşürüz. Okuruma geldiniz ya. Sen girdin çıktın lan. Kader Hanım. Kader Hanım. Sizden uzakta geçen o birkaç ay var ya, işte ben onlara ölüm ayları diyorum. Öyle tatsız, öyle tuzsuzdu ki. Vallahi Alamet Bey abim biliyorsunuz. Nuh der peygamber demez. Beni sizden uzaklaştıran abinize karşı duyduğum korku değil. Yoksa alimallah hiçbir şeyden korkmam. Ben tatsızlık çıkmasın diye. Abinize zarar vermemek için. Şşt. Lan bana bak. Hadi bas git, benim canımı sıkma. Biz Kadir Hanım'la hususi sohbet ediyoruz. Maydanoz olma. Yürü çık. Asıl sen bas git Aydemir. Bizim Kadir Hanım'la hukukumuz çok daha eskilere dayanır. Ne hukuku? Mahkeme mi burası? Cahil adam işte, cahil anlamaz. Anlattın diye oğlum. Tamam hoş. Bana kızın yanını dava atacağım diye haddini açan konuşmalarda bulunma. Alttan tıpanı sökerim, balon gibi uçarsın burada. Ona göre. İşte görüyorsunuz Kadir Hanım. Hemen bir şiddet, hemen bir kaba kuvvet. İşte boşuna değil. Bunun adı ne biliyor musun? Ayı denir. Sen kendine bak. Oğlum, en kafalı ortamda şapka takılır mı? Öyle mi? Sizin geldiğiniz ormanda belki takılmıyor olabilir. Ama biz şehirler olarak şapka takıyoruz. Yoksa Kadir Hanım benim her türlü aksesuarı ne kadar güzel bir şekilde kendime yakıştırdığımı çok iyi bilir. Kadir Hanım size soruyorum. Şapkam yakışmış mı? Vallahi Alamet Bey ne yalan söyleyeyim, biraz komik gibi durmuş. Gördün mü? Gördün mü Alamet? Merhaba arkadaşlar. Aha, Burak Bey geldi. Kendisi modadan çok uyanır. Hemen ona soruyorum. Tabii ama önce ben size bir şey sorabilir miyim? Bu kafanızdaki komik şey nedir? Bu da başımıza modacı kesildi. Alamet Bey kızmayın ama bence şapkasız daha yakışıklı oluyorsunuz. Niye çıkarmıyorsunuz şapkayı? Ya boş ver, şimdilik çıkarmayacağım. Kulaklarım işliyor dünden beri, o yüzden taktım bu şapkayı. İşte sonra acaba bir pastaneye gidip eski günlerdeki gibi iki tabak keşkilim belli mi kırsak ha? Çok seviyorsun keşkilim, biliyorum ya. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Kadınlığını böyle nasıl konuşuyorsun? Sen gebertirim. Gebertirim. Ya tutma beni. Tutma. Tutma, bırak beni. Bırak, bırak beni. Bırak. 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 Ne bırakacağım? Geliyor. Bırak. 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 Ah. Eh be. Bıraktım. Bırakma. Ah. Ne haliniz varsa görün. Ne diyordun sen de bana? Ne diyordun? Ben biraz önce neler dedim ya? Ya insan kendini nasıl kaybediyor? Bende toplumsal kendini kaybetme problemi var. Ben ancak ilaçlarla ayakta durabiliyorum, biliyor musun? Biraz önce onlara söyleyen ben miydim? Kabat kuvvete başvuran ben miydim? O ağza kalmayacak lafları ben mi söyledim? Vuruyorum ağzıma. Kendi kendime demiyorum. Bu ağzı ben tokatlıyorum şu an. Kendi kendime cezamı kendim veriyorum. İndir. İndir. İndirdim. Aynı kuşlar deniyor yer dolanıyor. Çık çık çık. Çık çık. Ne alamet işte. Ne oldu? Ya çok önemli bir şey söylemem lazım.
Aşk sadece karşı cinse hissedilmez. Bazen bir sanat eserine, bir çiçeğe, bir kuşa, güzel bir tabloya da aşk hissi duyabilirsiniz. Yüce o nasıl doğru söylüyor. Ben de bir keresinde vizon bir kürke aşık olmuştum. Geceleri hep rüyama falan giriyordu. Tabii çok pahalı olduğu için kavuşamamıştık birbirimize. Daha sonra sahtesini almıştım kendime kürkün. Bu şey gibi bir şey oluyor. Yani bir etkide aşık olup plastik vitrin mankeniyle idare etmek gibi bir şey oluyor. Öyle. Aşkı hissetmeyi gerçekten ben de çok isterdim. Ama ne yaparsam yapayım olmuyor. Ya biraz daha zorlasan kendini. Yani mesela onu gördüğünde ya vay be ne muhteşem erkek. Şuna bak ya ne hoş adam ya. Vay be çok güzel adam ya bu falan desem ne olur? İşe yarayacağını sanmam. Hem zaten samimi de olmuyor. Burak hissediyor bunu. Yaşayan her canlı sevildiğini ve sevilmediğini hisseder. Algılar. Doğru. Bu yüzden Burak'a daha fazla oyalamaya hakkım yok. Ben Burak'a hiçbir şey hissetmediğimi söyleyeceğim. Yapma. Ama ben bu oyunu daha fazla sürdüremem. Yoruldum artık. Hem Burak da kendine bir yol çizer. Sen nasıl istersen Selen. Tabii çok fazla bir şey hissedemiyorsan yapacak bir şey yok. Bu durumda ben Burak'a gerçekleri söylemeye gidiyorum. Ben de vizon kürkümü anladım. Çocukluğumda seyrettiğim Mavi Boncuk filminden beri ne zaman kıvrılmış katlanmış bir halı görsem içinde hep Emel Sayın var zannederim. İzledin mi sen de Emel Sayın'ın Mavi Boncuk filmini? Bazen televizyonlarda oynuyor. Ben yok yani bilmiyorum. Ya hani Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal filan ünlü şarkıcı Emel Sayın'ı halıya sarıp kaçırıyorlar. O film. Dönemin güzel bir aşk filmiydi bence. Burak, hazır konusu açılmışken ben sana aşk konusunda... O dönemin aşk filmleri bir başka güzelmiş. Şimdiye göre sanki daha romantik. Sadece el ele olmak bile aşıklara tarifsiz bir mutluluk verilmiş. Fürst! Ya patron, bu tabancayı sen bana niye verdin? Gerçek bir tabanca verseydin şöyle Mandinga Spor'un galibiyetlerinde kutlama yapardım. Daha makbule geçerdi. Ya bu su tabancasıyla Selena'yı ıslatacaksın. Haydi, haydi. Selena'yı mı? Ne olacak Selena'yı ıslatınca? Sana ne olacağını? Sen bana söz vermedin mi? Ya, verdik ama... mantıksız olmasın, abul labut durumuna girmeyelim terbiyesiz. Abul labut mu, ona ne ya? Ne diyorsun sen de? Anladım. Senin canın tekrar Sünger Bob olmak istiyor ha? Yok tamam. Anlaşıldı. Yapacağız. Çok bedbinsin yani patron. Zaten nedir altı üstüsü sıkacağız yani. Haydi. Bedbin de ya. Saliha. Bugün anarşistler Cuma selamlığında nümayiş çıkardılar. Sen bu kadar pasif davranırsan yakında sarayda da nümayiş çıkarırlar. Aslında... hak vermiyor değilim ben. Nasılsın Nazlıcık? İyiyim Nazlı. Ne yapayım? Niye olacak Saliha? Koskoca Osmanlı'nın elinde İstanbul'da 15 tane... Arkadaşım oturur musun? Benim bile ağrıma gidiyor. Ece bilir. Nazlı, Ozan ve Leyla Hanım. Erdem abi. Erdem orada ne iş var? Bilmiyorum. Denk gelmiş. Lütfen oturur musunuz? Oturalım madem. O görgüsüz karısı da durmadan alışveriş yapar. Ya şöyle söyle. Ozan, Leyla, Nazlı, senin ablan. Ozan da Leyla'nın burada ne işi var Nazlı? Oturur musunuz lütfen? Selin'cim otursan iyi olur. Yerimden kalkar mısın? Niye kalkacakmışım? Numaran kaç senin? Matematiğin biraz zayıf galiba Ozan. Biletine bakarsan kendi numaranın kaç olduğunu görürsün. Hadi ama lütfen. Ben sana numarayı göstereceğim. Sana da soracağım Nazlı sonra. Görüşeceğiz yanında.
Seninki de şans mı? Lale devrinde padişah olmak lazımmış. İbrahim, Amerikalılar bir çinlik yapmasın bunun için. Olur mu efendim? Stratejik ortağımız onlar biz. İyi, hadi ben gidiyorum. Aman hünkârım, dikkat olunuz. Helal neden benim be? Bir tur atıp geleceğim. Vallahi gidiyorum. Düşündüğüm gibi oluyor kızlar. Ozan'la senin halde değil mi? Geriye artık sadece ne kalıyor? Böyle Ozan'ımla ormanda böyle koşuşturarak tepik bu tepik filmi sahnesi çevirmek. Sen o zaman şimdi ağaç ol Dilara. Tamam, benim ağaç olmam için ne yapmam gerekiyor? Bak geç böyle sen. Durma yeterli. O kendinden oluyor zaten. Böcü. İyi de yani ben niye ağaç oldum şimdi? İçimizde ağaç olmaya en yatkın insan sen olduğun için olabilir mi acaba? Tebrik ederim İrem Sucuğum. Sana şimdi bir kelime söylerim. Beni zorlayıp o kelimeyi sana söyletip böyle kendini bildirtirme Dilara. Her şey senin için iyi gidiyor yani. Ya merak etme İrem Sucuğum. Ozan'la senin neredeyken benim için her şey iyi gider zaten. Yani yapmam gereken tek şey benim oğlunu almak. Ay acaba ne yapıyorlardı şimdi ya? Ne yapacaklar ki? Ayrıldılar. Ay yo, gayet ben bugün onları böyle sinemadan el ele çıkarlarken gördüm. Tabii ayrıldılar onlar. Yani. Ne? Nene. Ay az önce sen ne dedin? Ağaç. Nene dedim. Öncesi. Öncesinde? Yo, bugün gayet böyle sinemadan el ele çıkarlarken gördüm dedim. Ay sen emin misin? Eminim, öyle söyledim. Onu demiyorum Dilara. Ozan'la senin sinema çıkışında el ele mi çıktılar? Onu gördün, emin misin? Evet. Hatta bak şimdi sen ben ol, tamam mı? Ben de Ozan'la senin olayım. Yok, ben bunu tek başıma olamam. İrem Sus, sen Ozan ol. Ben de senin olayım. Hatta burası sinema olsun. Sonra ne oluyordu? Ay sana aç kalmaya devam et Dilara. Hadi gidelim ya. Tamam, kaldım. En güzel aşklar kavuşulmamış aşklar derler. Ama ben buna pek inanmam. Ya kavuşulmayan aşk, aşktan çok hüzündür, dramdır. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben aşk konusunda açıkçası... Kavuşmak, mutlu olmak lazım diyeceksin değil mi? Burak... Ben daha fazla rol yapamayacağım. Rol mü? Ne rolü? Açıklar mısın? Burak, sana söylemek zorundayım. Ben... Selamun aleyküm. Aa! Ne yapıyorsun? Aydemir Bey, ne yapıyorsunuz? Görev tamam patron, nasıl? Aferin Aydemir, aferin. Müthiş, level complete. Olamaz. Selena'nın takkesi düştü, kelin göründü. Selena? Olamaz.